şimdi arkadaşlarla buluştum. Daha önce belki hatırlarsınız, şöyle görünce hatırlarsınız. Ushuaia'da bir güzel bir trekking rotasında beraber yürümüştük. Şimdi Ushuaia'dan Huhu'ya belki 3000-4000 kilometre mesafe sonra tekrar buluştuk. Ve bugün Paja Nehri'ne gideceğiz. Bir şelale varmış. Eğer şortumu da yanımda getirdim. Aklım eserse abi bir suyun altına gireceğim. Çünkü burada aşırı sıcak. Bir saatlik bir yol gideceğiz. Sonra bakalım. Bir yürüyüş patikası. Yine bir saatlik. Arkadaşlar yürüyüş patikasına geldik. Şey dediler, bizdeki yani şekil olarak ısırgan otuna benzemiyor ama ısırgan otu gibi bir ot varmış. Ona dikkat et dediler. Dokunma, dokunursan böyle kabarıyor, kaşınıyor filan. Öldürmez ama diyor. Bayağı bir rahatsız eder dedi. Buraya gelinmiş, kamp filan yapılmış. Güzel bir yer. Bu arada fark ettiniz bilmiyorum. Toprağın rengi kırmızı. Yine kayaların rengi de kırmızı. İçinde bulunan madenden dolayı bu rengi almış. Çöllerden sıyrılıp böyle yeşile gelmek beni biraz mutlu etti gerçekten. Şöyle suyun sıcaklığını biraz test ettim. Su ılık. Derin bir yer bulunsa şöyle güzel serinlenir aslında. Ama bu bile iyi geliyor. Akıyor. Yes. Bravo. Evet. Resmen terapi abi. Dağa geldiğimiz belli oldu. Biraz rüzgar esti. Şuralar yalnız bataklık ha. Bak. Oo, bayağı duruyor ha. Look. This is it. Bu arada yer çamur olduğu için böyle izlere bakıyorum arkadaşlar. Hayvan izi görebilir miyim diye. Bir küçük bir iz gördüm. Ya köpek ya çakal. Tam bilmiyorum da. Ama arkadaşıma sordum buradaki yaban hayat nasıl diye. O da daha önce burada değil ama yine Huhu'yu sınırları içerisinde nehirde karşıdan karşıya geçen bir puma görmüş. Bir defa gördüm dedi. O da nehirden karşıdan karşıya geçiyor dedi. Tabi bizim görme ihtimalimiz düşük. Ancak geçecek. Ben hani en azından diyorum şöyle izi falan denk gelse o bile beni heyecanlandırır. Yürüyüş yolu böyle daraldıkça güzelleşmeye başladı bu arada. Come here, come here. Evet. Survivor'da bu hafta. Nian. Nian. Okay. Abi görüyor musun? Baksana ya. Bakın şurada da balıklar var arkadaşlar. Normalde hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor ama bir battım mı?
Bu arada benim trekking ayakkabılarım bu rotalar için, bu yollar için zaten dizayn edildi özel. Ardından böyle bir alana geldik. Piknik. Piknik time. Okay. Bak abi, atla gezen insanlar. Burada bu at bayağı bir yaygın. Bu arkadaş da demin bize bir soru sordu. Birisini arıyormuş herhalde de bulamadı. Böyle bir gitti bayağı bir. Sonra tekrar geri geldi. Biz bayağı bir yürüdük. Bu arada ben yüzdüm. Yüzdüm derken ispatım elimde. Size hemen gösteriyorum. Bu şartlarda anca bu kadar oluyor arkadaşlar. Biz yanlış yere doğru yürümüşüz şelale görmek için. Şimdi öteki istikamete doğru yürümeye başladık. Yani şelale deyince aklınıza şöyle bir şey gelmesin. O Foz de Iguazu'daydı. Dünyanın en büyük şelalelerinden bir tanesi. O bir şey değildi. Dün Bolivya sınırından geçen arkadaşımla konuştum. Mesaj çekti yoldayken. Adamı ormana çekmeye çalışmışlar. Demişler ki buradan Bolivya'ya geçiş var. Hiç demişler evrakla mevrak uğraşma. Sınırdan biz seni geçiririz işte. Neyse bizim çocuk da böyle bir onlarla bir yürümeye başlamış. Onlar dedim bir tane adam çekmeye çalışıyor. Bir de problem çıkartmışlar çocuğa bizim. O da sıkılmış artık. Demiş ki yakından geçeyim madem. Sonra çocuğu ormana doğru çekiyorlar. Böyle nehir gibi bir şey varmış. Sonra diyor, bir baktım diyor içeride diyor bir tane ağacın arkasında adam saklanmış diyor. Sonra bu adam da önden gidiyor diyor, benim takip ettiğim adam. Önden doğru diyor, tam patikadan diyor aşağı doğru böyle bir meyil aldı diyor. İniyor diyor, ben arkayı bir döndüm diyor, bir başladım koşmaya. Sonra sınıra kadar koşmuş. Yani bir herhalde 500-600 metre falan bir koşmuş. Yakın dediğim yer küçük bir yer böyle. Ondan sonra peşinden gelmişler bunun. Sonra ben de hiç durmadım diyor, polise gittim. Polis demiş ki bir şeyini çaldırdın mı? Demiş yok bir şeyimi çaldırmadım. İyi şanslısın o zaman demiş. Her gün 2-3 kişinin kesin böyle bir tongaya getirip dızlıyorlarmış. Dikkat et dedi arkadaş da. Ben de o yüzden yarın bir hazırlık yapacağım bakayım sınırdan geçmeden önce. Bir kendimi hazırlayayım. Mental olarak bir hazırlık yapmam lazım. Şöyle kafamı bir kaldırdım baktım şelale. Are you happy? Buraya kadar gelmişken bir altına gireriz tabi. Oo, burası almış. Bakın şöyle. Evet abi. Burası kayak. Bizim duş gibi. Ama yine o su tutulur abi. Şelale şelale de. Julian let's go. Çabuk da Emre. O çabuk da Emre. Bolivya sınırına yaklaştıkça gerçekten arabayı kaçırırım falan diye. Arkadaşlarla beraber bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Demişler ki gel buradan kaçak geçiş var. Yo lan bu ikon. Bak bu polis. Sen ne yaptın Bolivya'da?